Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle yine H1Z1'de yeni bir FPS arttırma denemesi yapacağız. Birinci videomuzu çekmiştik, orada FPS değerlerimizi biraz olsun arttırmıştık. Şimdi bunun ikinci partını kısmını çekiyoruz. Bakalım bu sefer ne kadarlık bir artış olacak. Öncelikle ben bir önceki videoda ne kadar FPS arttırdığımızı hatırlatayım. Zaten bu videonun sonuna da bir önceki videoya yönlendirme yapacağım. Evet arkadaşlar, şöyle bir tablo yaptım ben. Bir önceki ayarlarımız sayesinde ne kadarlık bir gelişme elde etmişiz onu görmek amacıyla. Sol üst köşedeki minimum FPS dediğimiz değer şehir içi değeri ve hiçbir işlem yapılmamış değerdi. Ortalama 25 FPS alabiliyorduk. Daha sonra biz yaptığımız işlemler neticesinde 40 FPS'e ulaşabildik. Bu %60'lık bir gelişme demek arkadaşlar ve hiç azımsanamayacak, küçümsenemeyecek bir değer. Onun hemen altında ortalama FPS demişiz. Bu ortalama FPS de şehir içinde almış olduğumuz ortalama FPS değerleri minimumdan farklı. Ortalama FPS değerimiz de hiç işlem yapmadan önce 40'mış. Daha sonra bunu 60'a yükseltmişiz. Burada da yaklaşık %50'lik bir performans artışı sağlamışız. Onun hemen altındaki minimum FPS yazan kısımda ise dışarıda, çevrede, ormanlık alanda aldığımız minimum FPS değeri hiçbir işlem yapmadan önce 40, işlem yaptıktan sonra 60, yine %50'lik bir artış gerçekleşmiş. Yine dışarı alanda ortalama almış olduğumuz FPS işlemsiz bir şekilde 65, bizim yaptığımız işlemler sonucunda ise 80'e yükselmiş. Burada da yaklaşık %15'lik bir artış var arkadaşlar. Sonuç olarak yaptığımız işlemler bize %50, %60'a varan faydalar sağladı. Daha önce yaptığımız işlemler. Şimdi daha öncekileri yaptığımızı farz ederek onun üstüne birkaç tane hamle daha yapacağız. Bakalım bu hamleler bu FPS'lerimizi ne kadar yükseltecek. Şimdi şöyle bir şey var. Ben işlemcimi değiştirdiğim için buradaki değerler fırlayacak. Buradaki değerler fırlayacağı için biz oran olarak bakacağız. Çünkü şu an ben hiçbir işlem yapmadan bile 80 FPS alabiliyorum. Dolayısıyla buradaki değerler fırlar. Bizim göz önünde bulunduracağımız şey yüzdelik oranlar. Şimdi ben bir önceki uygulamada anlatmış olduğum overclock işlemlerini yapacağım ve oradan bir takım değerler bulacağız. Bu değerlerin üstüne yeni işlemlerimizi yapacağız. Bunların sonucunda da ne kadarlık bir artış olmuş göreceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hiçbir işlem yapmadan önce gördüğünüz üzere almış olduğum FPS değerleri 100 civarında. Minimum FPS'ler 100 civarı. Minimum FPS'in ortalaması 100. Şehir içinde yine ortalama FPS'imiz yaklaşık 110. Bu sadece bir önceki videoda uyguladığım işlemler uygulandıktan sonra çekilmiş bir video. O videoyu izlersiniz. Oradaki gelişmeleri yaptıktan sonra tekrardan burada anlatacağım uygulamaları, işlemleri de yaparsınız. Yine iyi bir FPS artışı elde edeceksiniz diye ümit ediyorum. Evet, bu da bir çatışma sahnesi. Burada da 110 FPS alıyoruz. Şimdi dışarıya gelecek olursak, boşluk alanda da gördüğünüz gibi şu an 120 FPS. Ortalamada da 120 FPS alıyorum zaten. Minimumda şehir dışında 110 FPS alıyorum. Şehir içiyle çok fazla bir fark olmuyor. Ama yine de 10 FPS de küçümsenecek bir FPS değil. Arkadaşlar, ilk olarak yapacağımız işlem arama çubuğumuza gelip yüzde temp yüzde yazmak. Burada komut diyor. Bu komuta tıklıyoruz. Ve burada bulunan bazı dosyalar var. Bu dosyaların hepsi geçici dosyalar ve işe yaramayan dosyalar arkadaşlar. Bunların tümünü seçip hepsini siliyoruz. Şunları atla diyebilirsiniz. Çoğu önemsiz öğelerdir ama atla diyebilirsiniz. Bu sadece oyun içi FPS değerini artırmaya yaramaz. Aynı zamanda diğer yapacağınız tüm işlemlerde de hız kazanmanızı sağlar. Fakat çok küçük bir miktarda artış olur burada arkadaşlar. Bunu ara ara yapmanız gerekebilir. Haftada bir, ayda bir yapabilirsiniz. İkinci olarak masa üstüne gelin arkadaşlar. Masa üstünüzün boş olmasına dikkat edin.
Ben normalde genelde zaten boş tutuyorum. Ama minimum seviyede tutmaya çalışıyorum. Mesela kısa yollarımı ben burada tutuyorum. Şu kısa yolu da bunun içine atabiliriz. Aynı şekilde kullanmadığımız dosyaların hepsini silelim. Geri dönüşüm kutusunu her zaman boş bırakalım. Şöyle minimuma indirelim arkadaşlar. Bu da yine çok ufak miktarda bir artış sağlayacaktır. Ama yine de faydalı. Daha sonra Windows'unuz çalışırken uygulamaları seçmek için yine arama çubuğuna msconfig yazalım arkadaşlar. Sistem yapılandırması. Buradan hizmetler kısmında kullanmadığınız uygulamaları devre dışı bırakabilirsiniz. Benim burada kullanmadığım uygulamalar var. Yalnız benim FPS değerlerim bana yettiği için ben bunlarda değişiklik yapmıyorum. Bazı uygulamaları buradan kapatabilirsiniz. Mesela Windows Search'ü kullanmıyorsanız şu an çalışıyor. Bunu kapatabilirsiniz. Ama hangilerini kapattığınızı aklınızda tutun arkadaşlar ve neyi kapattığınızı bilin. Çünkü burada çalışması gereken önemli dosyalar olabilir. Mesela Adobe Acrobat Update Service var. Adobe'nin güncelleme raporlarını gösterir. Bu bende çalışıyor. Bunu kapatabilirsiniz. Yine başlatma kısmı var arkadaşlar. Başlatma kısmına geldiğinizde de burada hangi programları kaldırmak istiyorsanız, devre dışı bırakmak istiyorsanız bilgisayar başlarken kullanmayacağınız programları buradan kaldırın. Ben bunları kaldırmışım zaten. Sadece kullandıklarımı tutuyorum. Örneğin Microsoft OneDrive'ı kaldırdım. Gereksiz yere bizi yavaşlatmasını engellememiz için. Tabii bu internetle alakalı bunu kaldırma sebebi. Ya da antivirüs dosyalarını kaldırdım. Bunlar bilgisayar başladığı esnada çalışmayan uygulamalar. Daha sonra da ben istediğim zaman bunları aktif hale getiriyorum. Şimdi yapacağımız işlem ise bir tane oyun performans artırıcı program eklemek. Piyasada pek çok program mevcut. Ben şimdi bunlardan bir tanesini Game Booster var mesela. Ben Razer Cortex'i indirdim. Buradan şurada ana ekranda bu var zaten. Tek bir oyun var bende. Bu oyunu buradan başlatacağız. Ondan öncesinde de manuel bir şekilde arttırmamız için bir ekran mevcut. Buradan kullanmadığımız programları devre dışı bırakıp oyunumuza geçeceğiz. Hangi programın ne kadar işlemci ve hafıza harcadığını burada gösteriyor. Örneğin ben kullanmayacağım program olarak Skype'ı kaldırayım. Devre dışı bırakayım daha doğrusu. Kaldırmıyorum. Boost Now dediğimizde burada gördüğünüz gibi ne kadarlık bir kar sağladığımızı bize gösteriyor. Yalnız hızlı geçiyor. Oyunumuzu da buradan başlatacağız. Daha sonra oyunumuz bittikten sonra, kapattıktan sonra da tekrardan Boost kısmına gelip Restore Now kısmını seçebilirsiniz. Ya da hiçbir işlem yapmazsınız. Razer Cortex'i kapatırsınız. Zaten bilgisayarınız o kullanmamış olduğunuz programlar devreye girer. Oyununuzu da burada Steam üzerinden başlatıyoruz. Oyun içinde yapacağımız ayarlar da şu şekilde. Grafik ayarlarıyla oynayacağız. Biliyorsunuz görüntü ne kadar çöp bir hale gelirse performansınız o kadar artar. Şuradan aşağı inelim. Bütün değerlerimizi low'a çevirelim arkadaşlar. Bunların hepsini low'a çevirdik. Render distance'ımız biliyorsunuz oyun içerisinde de değiştirebiliyorsunuz tuş atayarak. Minimum şekilde kullanmaya çalışalım. Ben paraşütten inerken 1500 kullanıyorum. Daha sonra bunu oyun içinde hep 500'e çeviriyorum. Bazen drop'u görmek istersem de air drop'u bunu yine 1500'e yükseltiyorum. Oyun içi tuş atayarak. Yine grafik ayarlarından çözünürlüğümüzü düşüreceğiz arkadaşlar. Öncelikle ben Windows'ta kendi çözünürlüğüm 1920'ye 1080 iken bunu 1440'a 900 yapıp uygula diyeceğim. Evet arkadaşlar şimdi de tüm ayarlarımızı yaptıktan sonra tekrardan bir son kontrolümüzü yapalım. Bakalım ne kadarlık bir FPS artışınız olmuş. Gördüğünüz gibi oturduktan sonra 120, 130, 140'lara varan şehir içinde 160 oldu hatta. Değerler alabiliyoruz. Şehir dışına geldiğimizde de yine şu an 110 civarı. Şu an ormanlık alan. Burası biraz kalabalık.
120 civarı FPS alıyoruz. 110, 120. Yine bir diğer çatışmaya gelelim. Evet, burada bayağı bir düştü. Hatta şu ana kadar minimum FPS'imiz oldu. Çatışma bittiği için yükseliyor şu an. Evet, bir başka çatışma ortamı. 120-130. Evet arkadaşlar, çözünürlüğünüzü düşürdüğünüzde, bakın 160'lara kadar vurdu. Düşürdüğünüzde sadece FPS kazanmazsınız, oyun daha akıcı bir hale gelir. Ve sonuç olarak yine oyun sonunda çok, bu sefer iyi bir takıma denk geldim arkadaşlar. Bu arada oyun sonunda da yine şehrin içinde 110 FPS ortalama alıyoruz. Minimum FPS'imiz yükseldi. Ortalama FPS'imiz de eskisinden daha iyi bir hale geldi ama çok fazla bir fark olmadı. Ve gördüğünüz gibi sonuç. FPS'imiz arttı, birinci olduk. Demek ki sıkıntımız buymuş arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yine aynı şekilde şehir için minimum FPS değerimiz 100'den 110'a yükseldi. Ortalama FPS'imiz 110'dan 120'ye. Minimum FPS'imiz şehrin dışında 110'dan 110'a aynı kalmış. Bu tabi minimum değerlerin ortalaması bu. Ama hiç artış olmadığını düşünmeyin arkadaşlar. Bu minimum FPS'in ortalama değeri. Mesela hiçbir işlem yapmadan önce minimum 110 FPS alıyorsam, aradan zaman geçtikten sonra işte 100'e düşüyor, 90'a düşüyor ama genelde yani çok birer saniye falan olduğu için çok dikkate almıyorum. Ortalama olarak 110 alıyorum. Ama işlemleri yaptıktan sonra minimum FPS 110 dediğimde 110'un altına pek düşmüyor. 100'ü çok nadir buldu. Dolayısıyla bir artış söz konusu. Ortalama dışarıdaki FPS değerlerimiz de 120'den 130'a yükseliyor arkadaşlar. Ortalamalarda daha büyük bir yükseliş var. Daha doğrusu dışarıda daha büyük bir yükseliş var. Ortalama FPS değerlerimiz daha çok artmış. Minimum çok fazla oynamamış. Yine %2'lik, %3'lük artışlar mevcut. Toplamda yani %55, %60'a varan FPS değeri artışı elde edersiniz. İki videodaki tüm işlemleri yaptıktan sonra. Benim şimdi ikinci videomda dediğim gibi işlemciyi değiştirdiğim için FPS değerlerimi çok yüksekten başlattık. Eğer siz şu an minimum FPS değeri olarak 100 değil de 50 alıyorsanız, bu işlemleri yaptıktan sonra bendeki gibi %2, %3'lük büyüme değil, belki %10'luk, %20'lik bir büyüme elde edeceksiniz. Ne kadar düşükse FPS'iniz o kadar daha fazla yükselecek. Bu videoda bu şekilde oldu. İnşallah işinize yarar. Benim işime yaradı. Ben kullanıyorum. Sizlere de tavsiye ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar.